Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan elektrik santralleri toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi olayları üzerinden enerji yatırımlarını sabote etmeye çalışan marjinal grupları eleştirdi. Ülkemizde sayıları az fakat sesleri çok çıkan belli kesimlerin enerji hamlelerimizi baltalamak için özel çaba harcadıklarını görüyoruz. Boşuna çaba harcamayın. Bu kervan gidiyor, böyle de gidecek. 2017 senesinde kamu ve özel sektörün inşa ettiği tesislerin toplu açılış töreninin gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, bu törenle yıl bitmeden 6090 megawatt gücünde 1583 tesisin Türkiye'ye kazandırıldığını belirtti. Türkiye'nin kendi öz kaynaklarından enerji üretimi yapmasını da istemeyen kimseler bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimleri Türkiye'nin enerji hamlelerini baltalamakla suçladı. Çünkü bunların bu ülkede dikili taşları yok. Bir dikili ağaçları yok. Bu alanlarda attıkları en ufak bir adım yok. Bunlar sadece gelsinler işte bu tür gösteriydi, şuydu, buydu vesaire bu tür şeyleri yapıp kendilerine göre kendilerini tatmin etsinler. Erdoğan bir dönem heslere karşı çıkanların şimdi de nükleer enerjiye karşı çıktığına dikkat çekti. Bir dönem heslerin enerji ihtiyaçlarımızın karşılanması için değil, bölücü terör örgütüyle mücadele için inşa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer hidroelektrik santraller bölücü örgütlerin hakikaten bu saldırılarında çok iyi bir engel teşkil ediyorsa demek ki biz doğru yoldayız. O da öyle devam etsin. Nükleere giriyoruz. Tabi nükleerde birilerini rahatsız ediyor. Ya rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız. AK Parti hükümeti döneminde ülkenin orman varlığının 21 milyon hektardan 22,5 milyon hektara çıkarıldığına vurgu yapan Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerini düzenleyenlere seslenerek konuşmasını tamamladı. Gezi olayları sırasında insanımızın canına kasteden, esnafın dükkanını yağmalayan, polisimize kurşun sıkan vandalları 3-5 ağaç için mücadele eden çevreci gençler diye pazarlamaya kalktılar konuşmasının ardından Erdoğan Adana, Kırıkkale ve Muğla'ya telekonferans sistemiyle bağlanarak yapılan yatırımların açılışlarını yaptı.